sınıf edebiyat 1. dönem 1. yazılı hazır mısın Tonguç? Hazırım diyorum dünden hocam. Evet, hep hazırım diyorsun ama ne zaman yazılı gelse, önüne kağıt gelse, böyle kağıt sana bakıyor, sen kağıda bakıyorsun. İşte böyle bir şey yaşamaman için sen ve arkadaşların için süper bir yazılı hazırladık. Süper bir yazılı provası hazırladık. Bunu ya, öğrenirsem hocam full çeker miyim yazılıdan? İnşallah diyelim. Çalışırsan, gayret gösterirsen, yazılı sonrası, bu prova sonrası verdiğim ödevleri de yaparsan gerçekten güzel bir not alırsın. Edebiyat hocaları birazcık kıttırlar notları ama olsun, sen iyi çalışırsan, birazdan göstereceğim bilgileri iyice aklına not alırsan iyi bir not alabilirsin. Burada Kazıkul Aziz bir yazılı hazırladık ki sınavda gördüğün zaman "Aa, ben bunları zaten biliyordum" dediye ve Milletin Bakanlığı'nın kazanımlarına baktık. Birçok farklı okuldaki kolej hocalarına, Fen Lisesi, Anadolu Lisesi hocalarına sorduk ve dedik ki "Hocam nasıl bir kazık, pardon, nasıl bir sınav hazırlarsınız?" Ona göre biz de öğrencilere soralım dedik ve şimdi başlıyoruz. Dikkatlice hazırsan boşlukları dolduralım. Birincisi, sana hoca böyle bir tablo verip Türk Edebiyatı'nın tarihi dönemlerini bilmeni isteyebilir. 5 puan geçerim ben bu soruyu. Boş pas diyorsun hemen, öyle bir şey yok, kaçamazsın. Hemen soruların cevaplarını verelim. Birincisi, edebiyatımız 3 ana dönemden oluşuyordu. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı, İslamiyet etkisiyle gelişen Türk Edebiyatı ve Batı etkisiyle gelişen Türk Edebiyatı. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı ise yazılı edebiyat ve sözlü edebiyat olmak üzere iki kısımdan oluşuyor, bunu bileceğiz. Biz bunların detaylarına sınıf anahtarımıza tonguçakademi.com'da girdik. Ama burada şu anda yazılı sorusu olduğu için bu kadarını bilmen yeterli, soruyu cevaplaman yeterli. İslamiyet etkisiyle gelişen Türk Edebiyatı ise ağır bir dilin olduğu divan edebiyatı ve sade bir dilin olduğu, hece üstün olduğu halk edebiyatını yazman sana yine sınavda ciddi puan kazandıracaktır. Zaten soruyu buraya yazmış. Yukarıdaki yandaki tabloyu da boş bırakılan yerleri doldurdunuz. 5 puan. Geçelim. Halk edebiyatı kendi içinde anonim, yani yazarı belli olmayan, aşık, yani böyle kahramanlık, aşk konularının işlendiği ve tekke edebiyatı, yani dini konuların işlendiği edebiyat diye 3 ayrılıyordu. Devam ediyoruz. Batı etkisiyle gelişen Türk Edebiyatı ise Tanzimat dönemi var. Tanzimat'tan sonra Servet-i Fünun, yani diğer bir deyişle Edebiyat-ı Cedide dönemi var. Ardından Fecrati var. Fecrati'den sonra pırıl pırıl sapsade Türkçenin doğduğu Milli Edebiyat dönemi ve hala günümüzde de devam eden Cumhuriyet dönemi var. Bu tabloyu bilmeni hoca isteyebilir. Zor bir soruyla başladık ama hiç morali bozma. Şimdi başka bir sorumuz var. Diğer sorumuza diyor ki, dilin kullanımından doğan bazı türlerin tanımları aşağıda verilmiştir. Bu türlerin isimlerini ilgili boşluğa yazınız demiş. 15 puanlık bir soru. Her biri 5 puan. Az önceki sayfada 5 puan, bu da 5 puan. Burada ne yapacağız? Birincisi şunu bilmemiz lazım. Bir ülkenin eğitim ve öğretimde kullanılan ve yazı dili olarak da bilinen diline biz Tonguç'um standart dil diyoruz. Yani şu anda benim kullandığım dil standart dil. Dolayısıyla burada yazacağım şey standart dil olacak. Bir dilin ülke içerisinde görülen konuşma farklılıklarını ise biz ağız diyoruz. Mesela "Uşağım nasılsın" diyor Karadenizler. Veyahut da "Kardeş nasılsın" diyor Ankaralılar mesela. Her bölgenin kendine özgü bir ağzı olabiliyor. Bir dilin tarihsel gelişim süreci içerisinde farklılaşan kollarına ise biz direkt şive diyoruz. Burada işte Azeri şivesiyle bazı kelimelerin de değiştiğini görebiliyoruz. Bu bilgiyi de verdikten sonra hemen hızlı bir şekilde diğer soruya geçiyoruz. Tabii sen sınavda bu kadar hızlı hareket edemeyebilirsin. 14 puan, bu soru gerçekten kaliteli bir soruya bence. Bakalım. Bu cümledeki iletişim unsurlarını gösteriniz demiş. Şimdi Ufuk Şefi Tolga Bey'e şöyle bir mail atar. "Bana gönderdiğiniz işleri tamamladım. Dosyalar ektedir." Tolga Bey de bu maili "teşekkür ederim" diyerek yanıtlar diyor. Şimdi birincisi, burada göndericimiz kim? Ufuk. Yani zaten mailin inbox gelen kutusu giden kutusuna baksan da bunu anlarsın. Gönderen Ufuk. Peki iletiyi gönderen Ufuk. Burada alıcımız kim? Tolga Bey. Alıcımız nerede? Burada Tolga Bey'i de yazalım şöyle. Tolga Bey yazalım. Kanala yazıyordum az kaldı Tolga Bey'i. Tolga Bey alıcımız. Peki kod ne? Buradaki kod kullanılan dil, yani Türkçe'yi kullanmış. Türkçe bir iletişim var. Aynı zamanda kanal mail, yani elektronik posta. Mail yazdık ama biz bunun doğru olanı elektronik posta diyelim. Elektronik posta ve aynı zamanda elektronik posta yazdıktan sonra aynı zamanda yazı kanalında kullandığımızı bilelim. Peki dönüt, bağlam ve ileti var. Bağlama baktığımızda tabii ki genel ağ ortamı diyelim. Genel ağ, yani internet ortamı, genel ağ ortamı diyoruz. Veyahut da bilgisayar ortamında diyebiliriz. Şimdi iletisi neydi adamın? "Bana gönderdiğiniz işleri tamamladım. Dosyalar ektedir." O zaman burası ileti "bana gönderdiğiniz dosyalar" diye başlayan, ben onu uzun uzun yazmayayım. Nokta nokta diye gideyim. "Ektedir" cümlesi ileti. Bunu siz demek istediğimi anlıyorsun. Peki tabii sen sınavda böyle yazma. Uzun uzun yaz. Ama dönüte baktığımızda dönütü tamamını yazabiliriz. Çünkü dönütümüz kısa. "Teşekkür ederim" diye bir dönüt veriyor. Buradaki iletişimin unsurlarını tek tek göstermiş olduk. Bu tarz bir soru geldi. Bu kadar basit bir konuşmayı bu kadar kapsamlı bir hale getirdiğiniz için size teşekkür ederim hocam. Rica ederim Tonguç. Şu anda edebiyatın sırlarla dolu, heyecan dolu ve
Tüylerim diken diken. Tüylerim diken diken. Yani tüyler demeyelim ona artık. Orası resmen halı gibi ama neyse. Şimdi öğretici metinlerden 5 tanesini yazınız demiş. Bu da yine sınavda sorulabilecek bir soru. Birincisi öğretici metinlerden fıkra, mesela gazetelerde köşe yazısı olarak kullanılan veyahut da edebi eserlerin değerlendirildiği eleştiri veyahut da olayların günü gününe tarih atılaraktan samimi bir dille anlatıldığı günlük veyahut da önemli bir kişinin hayatının üçüncü kişi anlatımına dile getirildiği biyografi, anlatılanların ispatlama zorunlu olduğu makaleyi örnek verebiliriz. Bu 5 taneyi bu şekilde yazabiliriz. Şimdi bir de böyle Kazıkul Aziz, daha fazla yazı yazmamız gereken bir soru gelebilir. Sanat ve bilim arasındaki farklar nedir diyor. Yani sanat, bilim de diyebilir, sanatsal metin ve bilimsel metin arasındaki farklar da diyebilir. Şimdi sanatsal metin ve bilimsel metin denildiği zaman öncelikle şunu bilmemiz lazım Tonguç'um. Birisi, sanatsal metinde mecaz anlamlı sözcükler daha fazladır. Böyle sanatsal bir anlam katmaya çalışır. O zaman bir kere sanatsal metinlerde mecaz anlamlı sözcükler olduğunu bileceğiz. Diyelim ki Rize'nin o yeşille mavinin buluştuğu rengarenk dokusunda kaybolmak, gözlerin derinliğinden kaybolurken yeşili ve maviyi içimde kucaklamak, böyle biraz daha böyle mecazi ifadenin olduğu bir şiirsel metin olabilir. Ama bilimsel metinde Rize Doğu Karadeniz bölgesinde, Doğu Karadeniz bölümünde Karadeniz bölgesi yer alan her mevsim yağışlı, ılıman okyanusal iklimin görüldüğü bir ilimizdir derse bu bilimsel metin oluyor. Dolayısıyla bak burada mecaz anlamlı sözcükler varken diğer tarafta bilimsel metinde gerçek anlamlı sözcükler bulunduğunu bilmemiz gerekiyor Tonguç'um. Şimdi bu metinleri verebilir hoca. Yani sana metni yazıp da buraya bir sanatsal metin verip buraya da bir bilimsel metin verip bu iki metni karşılaştırınız da diyebilir. Böyle bir sınavda, böyle bir soru sınavda %100 gelir. Dolayısıyla buraya dikkat edin Tonguç'um. Amaç buradaki sanatsal metin, amaç tabii ki estetik zevk uyandırmaktır. Yani adam Rize'yi öğrensin değil de estetik bir zevk kazansındır. Ama diğer tarafta ise amaç bilimsel metinde Rize'yi öğretmektir. Burayla alakalı net bir şekilde bilgi vermek, öğretmek, bilgi vermektir dersen bunu net bir şekilde tamamlamış olursun. Diğer bir maddeye geçtiğimizde sanatsal metinlerde yazar düşüncesini katar, öznel anlatım kullanır. Ama bilimsel metinde gerçekçi davranmak zorundadır ve yazar asla kişisel düşüncelerine yer vermediği için nesnel anlatım kullanır. O zaman burada nesnel anlatım, burada özel anlatım, burada nesnel anlatım var demen gerekiyor Tonguç'um. Burada sanatsal metinlerde daha çok soyut, yani kapalı, her okuyanın farklı anlamlar çıkarabileceği çok anlamlı bir ifade görürüz Tonguç'um. Ama diğer metinlerde ise somut, açık, tek anlamlı ifadeler görürüz. Zaten açıklama, açıklayıcı paragraflar, açıklayıcı anlatım hep bilimsel metinlerde kullanılan ifadedir. Mesela ben şu anda derste açık, tek anlamlı, açıklayıcı bir anlatım yapıyorum. Çünkü bizi izleyen herkes aynı anlamı çıkarsın ve aynı şeyi anlasın istiyoruz. Ama böyle bir şiir programı sunuyor olsam veya bir şiir okuyor olsam Hocam bir şiir okur musunuz benim için? Ne diyorsun evladım? Şu anda okumayayım ama sen gerçekten şiir okumayı seven birisi olduğun için güzel bir şiir okumak isterdim sana. Güzel bir şiir bulursak okuyalım. Ha, okuyalım mesela. Bir şiir okuyayım sana. Aklıma gelen bir şiir okumaya çalışayım. Halk edebiyatından. Hatta kitabımızdan okuyayım sana. Ver bak kitabımızdan okuyayım sana şöyle. Şurada. Evet. Bizim kitabımızda şiir soruları oluyor. Bir reklam olmasın. Bak bunu sana okumuyorum yalnız. Gaza gelme. Ala gözüm ben bu ilden gidersem zülfü perişanım kal melil melil. Kerem et aklından çıkarma beni. Ağla gözyaşını sil melil melil demiş Karacaoğlan. Melül melül bakma gözlerine. Ne kadar güzel. Ya dur sözlerine. Ama. Evet. Nedir bu? Dönmelisin özlerine falan. Evet. Güzel. Sıkıntı yok. Gerçekten güzel bir şiir yazdın. Güzel bir şiir yorumladın. Ama şimdi burada şuna dikkat edelim zaten Tonguç'um. Az önceki metin sanatsal bir metindi. Biz bilimsel metin yapıyoruz şu anda. Bir ders veriyoruz. Devam edelim. Soyut dedik. Sanatsal ve şiirsel şey. Burada bir şey oldu yalnız. Gitti. Onu bir düzeltelim. Yok git. Az önceki bir şurayı bir şey oldu. Ben biraz az önceki paraklık gitti gibi oldu. Ha, çok güzel. Harikası Tonguç'um. Tabii sanatsal bir ortamda böyle hafif bir buğu da vermek gerekiyor. Alttan duman da vermek gerekiyor. Onu ayarlamış olduk. Devam edelim. Şimdi burada soyut kapalı çok anlam dedik. Bir de bu tarz eserlerde yani sanatsal metinlerde dolayısıyla sanatsal işlev veyahut da dilin şiirsel işlevi vardır. Yani okuyucuda estetik zevk uyandırmaya çalışılır. Ama burada ise okuyucuya direkt olarak bilgi gönderildiği için göndergesel işlev olduğunu bileceğiz.
O zaman Ahmet Haşim'in şiirleri veya bir edebi nitelik taşıyan bir hikaye, roman, edebi estetik zevk uyandıran bir şey sanatsal metindir. Ama bir makale, bir ders kitabı, bir ansiklopedi, bir bilgi veren şey bilimsel metindir diyebiliriz. Şimdi geldik yepyeni bir dil bilgisi sorusuna. Gerçekten sorular son derece hızlı ve heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Şimdi bu parça bulunan isimlerden verilen, bu parça bulunan isimlerden aşağıda verilen isim türlerine ikişer örnek yazınız demiş. Şuraya bir virgül koyarsak biraz daha net anlaşılır. Şimdi öncelikle ben isim gördükçe buraya yazmaya çalışacağım. Haftalar var ki Sarayburnu'na kuşlar gelmiyor. Şimdi Sarayburnu bir isimdir. Ve Sarayburnu bir özel isimdir. O zaman buraya Sarayburnu'nu yazabiliriz. Bileşik bir özel isim yazdık. Devam ediyorum. Kuşlar ise bir cins isimdir. O zaman buraya cins isime de kuşları yazabiliriz. Cins, çoğul bir isim. Kuşları da çizdik. Daha doğrusu ben göremiyorum. Buradaki daha zarftır, ben ise zamirdir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Güzün o güzel günlerini penceremden görür görmez diyor. Ha, güz de yine bir cinsindir. O zaman buraya güzü yazalım. Tamam. O güzel günlerini, günler de yine cinsindir. Günleri çoğul isimle yazabiliriz mesela. Aynı zamanda kuşları da yazabiliriz. Günler çoğul isimdir. Tamam. Penceremden demiş. Penceremi tekil isim yazabiliriz. Penceremden diye yazabiliriz. Güzel. O zaman günler, güz, pencerem bunlar hep birer isim. Süleyman Efendi. O zaman Süleyman Efendi'yi de özel isme bir örnek, iki tane örnek vermemiz gerekiyor diyor Tonguç'um. O zaman Süleyman Efendi'yi de ikinci örneğe verebiliriz. Sırtları hesaplayarak bulunabileceği sırtlar diyor bak. Süleyman Efendi söylemiştik. Sırtlar da bir gene isim. O zaman sırtları da mesela sırt burada yine somut isim diyor. Sırt derken burada tepelerin manasını söylemiş. Bu somut isim. Çoğul isme de örnek verebiliriz bunu. Hesaplayarak yollara çıkıyorum. Yollar da yine çoğul isme örnek verilebilir. Yollara kelimesini yazabiliriz. Semtte semt yine bir cins isim ve aynı zamanda tekil isim diyebiliriz. Semtte kelimesini yazabiliriz. Bir kuş cıvıltısı bak. Kuş yine bir somut isim diyebiliriz. Kuşu yazmıştık. Bir daha yazmayalım o zaman. Cıvıltı yine bir ses olduğu için cıvıltıyı da yine biz somut isme yazabiliriz. Duysam kanım donuyor, yüreğim atmıyor. Kan donması bak, kan, yürek. Bunlar yine birer isim Tonguç'um. Halbuki sonbahar koca yemişleri, bunlar da yine isim. Beyaz esmer bulutları, bulutlar isim. Yakmayan güneş, durgun mavilik ve bol yeşili kuşlarla beraber olunca insana sulh, şiir, edebiyat, resim, musiki, mesut insanlarla dolu, anlaşmış, hırsız bir dünya düşünülüyor. Buradaki kelimeler isim. Of, ne kadar çok kelime var hocam. Buradaki isimlerin biz şimdi soyutluğuna, somutluğuna bakalım. Birincisi, pas geçelim ben bunu hocam. Soyut isime baktığımızda şunu söylememiz lazım Tonguç'um. Buradaki insana sulh diyor ya, sulh barış demek. Dolayısıyla yurtta sulh, cihanda sulh. Mustafa Kemal Atatürk. Tebrik ediyorum Tonguç'um. Atatürk'ün imzasını atar mısın hocam bana lütfen? Ya illa beni şey yaptıracaksın, yani tutuklatacaksın Tonguç'um. Ne yapıyorsun şöyle? Tabi burası yalan olsaydı. Şimdi gaza geldi yine. Şimdi sulh soyut bir isim dedik. Başka soyut isim ne olabilir? Ona bakıyorum şu anda. Güneş, durgun mavilik dedik. Bol yeşili kuşlarla beraber. Kuşlar da yine isim de, onu da çizelim. İnsan da isim. Tamam. Başka yazmadığımız bir şey kaldı mı? Bir tane daha soyut isim bulacağız. O zaman soyut isimi bir tane bulalım. Haftalar var ki Sarayburnu'na kuşlar, ben, güz. Doğrusu da yine soyut isim olabilir. Şimdi doğruluk da yine kişiden kişiye değişebilen bir kavram. Doğrusu da yine iyilik hikaye aldığı için bir isimdir diyoruz. Bunu da bu şekilde yaptık. Kazıkul Aziz bir soruydu. Tebrik ediyoruz seni Tonguç'um. Şimdi hikayenin genel özellikleri nelerdir? Bu ne ya? Bomboş bu sayfa hocam. Ama işte hoca senin doldurmanı istiyor. Sen bu boş sayfayı doldurduğun zaman hoca diyecek ki ya bu çocuğun kafası boş değil, doluymuş, hep bilgileri yazmış. Birincisi hikayelerde zaman... daha doğrusu şöyle diyelim. Yaşanmış veya yaşanabilir olaylar anlatılır. Yani tamamen destansı olaylar yok. Yaşanmış veya yaşanabilir olaylar anlatılır. Bu birincisi, hikayenin genel özelliği bu. İkincisi, kahramanlar genellikle tek yönlü anılır. Kahramanlar tek yönlüdür. Niye? Çünkü çok ayrıntılı yönlerine girerse bu sefer roman gibi çok uzun olması gerekir. Üçüncüsü, kişi sayısı daha azdır. Romana göre kişi sayısı romana göre azdır diyebiliriz. Dördüncüsü, zaman ve mekan daha detaylı anlatılmaz. Romanda detaylı anlatılır. Zaman ve mekan, yani yer ve zaman romana göre
romana göre veya da romana göre yazmayabilirsin. Detaylı anlatılmaz. Roman daha detaylıdır yani. Şuraya yine bunu ara söz olarak verebiliriz. Ve hikayelerde biliyorsun işte olay hikayesi var, durum hikayesi var. Onları zaten birazdan başka bir soruda soracağız demiştik ki geldi o soruda. Aşağıda olay hikayesinin özellikleri bazı kısımlar boş bırakılarak verilmiştir. Bu boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz demiş. Şimdi birincisi olay hikayelerinde bir olay ele alınarak anlatılır. İkincisi mutlaka giriş yani serim, gelişme yani düğüm, sonuç yani çözüm bölümleri mutlaka vardır. Bu plana uyulur. Yani olay bir girişte bir anlatılır. Sonra olaylar birbirine girer. Çatışmalar olur. Ve en sonunda da olay çözümlenir. Halbuki kesit hikayelerine yani durum hikayelerine bu yok. Aynı zamanda bu tarz hikayelerde merak öğesi canlı tutulur. Niye merak öğesi canlı tutuluyor? Çünkü acaba sonunda ne olacak diye merak etmelisin ki olay olması lazım. Hikaye bittiğinde her şey bir sonuca ulaşmıştır. Her şey bir sonuca ulaşır. Hatta genellikle Ömer Seyfettin de sürpriz son olduğunu da not düşersen hoca bu konuyu biliyor der. Sürpriz sonlar vardır diyebilirsin. Dünyadaki ilk temsilcisi Maupassant, bizdeki en önemli temsilcileri de milli edebiyatta hikayeciliği meslek edinen değerli sanatçımız Ömer Seyfettin. Yine büyük milli edebiyat hikayecisi Refik Halit Karay'ın isimlerini yazarsan sınavda hocadan tam puan, şampuan alırsın diyoruz. Ve geçiyoruz başka bir soruya Tomuk'cum. Bu parçanın anlatımı ile ilgili hangisi söylenemez demiş. Şimdi bu öyle bir soru gelecek Tomuk'cum, buraya dikkat et. Çocuklar fazlalık olan simit parçasını güvercinlere doğradı. Önlerindeki bir güvercin bahçesi oluştu. Biri çekinerek ayaklarına dolanan kuşlardan birini okşadı. Hayret, kaçmıyor. Bir daha okşadı, bir daha. Çok hoşuna gitti bu. Hayatında ilk kez bir güvercin okşuyordu. Onu gören öteki de güvercinleri okşamaya başladı. Arada bir göz yüzü geliyor, birbirlerine gülümsüyorlar. Güvercinleri aç sanmışlardı. Kalan simitlerini doğradılar. Kuşlar yedikçe sanki onlar da uyuyordu. Şimdi anlatıcı olayın kahramanlarından biri değildir. Evet, çünkü dışarıdan gözlemliyor. Benzetmelere başvurulmuştur. Evet. Burada mesela benzetme olarak neyi gösterebiliriz? Güvercin bahçesi oluştu bak. Yani güvercinlerin topluluğunu güvercin bahçesine benzetiyor. Güzel. Üçüncü kişi ağzına altı var. Evet. Niye? Çünkü doğradı, okşadı, gitti, gülümsüyorlar, onlar gibi hep. Üçüncü tekil şahıs ve üçüncü çoğul şahıs kullanılmış. Dolayısıyla üçüncü kişi ağızdan anlatım başvurulmuştur diyebiliriz. Yaşanabilir bir olay anlatılmış. Burası da doğru. Kahraman bakış açısıyla anlatılmıştır diyor. Hayır. Kahraman olsa birinci kişiyle anlatım olur. Burada daha çok gözlemci ve ilahi bakış açısı var. Şurada hayatında ilk kez bir güvercin okşuyor da ilahi bakış açısı var. Bakın bunu hoca sorabilir. Burada tanrısal, ilahi, hakim bakış açısı var. Çünkü hayatında ilk kez bir güvercin okşadığını nereden biliyorsun? Yani dışarıdan görebiliyor. Hayatını biliyor. Ama diğer taraflarında ise gözlemci bakış açısı var. O zaman burada bütününde daha çok gözlemci bakış açısı ve bazı cümlelerde de ilahi bakış açısı olduğunu söylememiz yeterli Tonguç'um. O yüzden doğru cevabımız Edirne söylenemez. Şimdi bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuş diyor. Yine Kazıkül Aziz bir soru. Bu da sorulur diyorum. Bunu test olarak da sorabilir, yazılı olarak da sorabilir. Sana dikkatli olması Tonguç'um. Matbaacı abimi aradınız. Evet. Az evvel kağıt kestirmeye gitti. Gelecek. Yanındaki boş bir tahtı sandığı ters verip ikram etti. Buyurun oturun. Öyle tatlı bakıyordu ki oturdum. Ekmeğini bölerek uzattı. Aç olmadığımı söyledim. Yoksa ellerin kirli diye mi? Yok canım. Şimdi burada birincisi iç konuşma yok. Yani adam kendi içinden konuşmuyor. Karşılaştırma yok. Bilinç akışıyla aklına gelenleri yazma yok. Diyalog tekniği, evet, doğru cevabımız diyalog tekniği. O zaman cevabımız Denizli. Tanık gösterme, yani anlatanları desteklemek için başka bir kişinin sözü, önemli bir kişinin sözü tanık gösterilmiş mi? Böyle bir şey de yok. Şimdi Tonguç'um bunları çalışsın ama sana hemen ödev vermek istiyorum. O ben sevdiğim kısma hoş hemen, geldik bak, hocam. Burada 0'dan 9'a edebiyat kitabımıza direkt sayfaları vermek istiyorum sana, yapman gereken sayfaları. Bir kere en baştan başlayacaksın birinci üniteden. Sayfa 12'den buradaki konu anlatımlarını ve buradaki soruları güzel bir şekilde çalışman gerekiyor. 12'ye devam ediyoruz. Buraları da çalışmalısın. Metinlerin sınıflandırılması. Şu kısımdan sonra mutlaka gelecek. Ve bunu biz zaten az önce yazılıda çözdük. Hatta Rize örneğini vermiştim. Yine buna benzer soruları mutlaka çöz. Burası çok çok önemli. Buraya iyi bir şekilde bak Tonguç'um. Anlatım türleri ve özelliklerini sorabilirler. Bu sayfaları iyi çalışmalısın. Düşünce geliştirme yollarını zaten geçen seneki sınıfından da biliyordun. Dilin kullanımından doğan türleriyle alakalı mutlaka hocanız sınavda soracak. Burası sayfada çok önemli. İletişim öğelerinden de bir soru sorabilir hocanız. Eğer işlediyse burayı, az önce biz de örneğini vermiştik. Bu gönderici, kaynak, alıcı, mesaj, bunları iyi bilmelisin. Açık ileti, örtük ileti, Milletin Bakanlığı kitaplarına çok geçiyor. Buraya da ekledik. Dolayısıyla senin de hocan sorabilir. Burayı da iyi bil. Dilin işlevlerini sormayacaktır. Buraya çok fazla önem vermene gerek yok. Burayı geçtik. Hikaye kısmını işlediğinizde buradan soru gelecek. Hikayenin unsurları, özellikleri,
Bilhassa olay durum hikayesinin karşılaştırması bak. Serim düğüm çözüm bölümü bak. Burada biz gösterdik. Sana böyle bir hikaye verebilir sınavda. Ve sınavda verdiği bölümlerin hangisinde durumu anlatılmış, hangisinde merak öğesi ön plana çıkmamış gibi bu şekilde oklar çıkararak veyahut da altını çizerek cümleler yazmanı isteyebilir. Bu iki karşılaştırma isteyebilir. Dolayısıyla bu sayfa çok çok önemli. Yarın veya hangi gün bilmiyorum yazılın. Yazılında bu sayfayı göreceksin. Bunu gördükten sonra beni hatırlarsın, sormuş dersin. Bu sayfadan da soru gelecektir. Hoca bunu da hikayede soracaktır. Ve iç konuşma, diyalog, bilinç akışı bu yeni müfredatta eklenen bir şey. Yeni müfredatta olduğu için burayı da mutlaka ama mutlaka çalışmalısın. Hoca sınavda 100 alacakları buradaki bilgilerle belirleyecek. Eğer amacın çok iyi bir not almaksa buraları da çok iyi çalışmalısın Tonguç'cum. Burası dil bilgisi kısmını eğer hocanız geldiyse işlersin. Yazım kuralları zaten var. Sen buraları zaten biliyorsundur. Eğer eksiksen bunlara da çalış. Yazım kuralları her yazılıda sorulur. Ama bilhassa şu isim ve öncesi kısım yani sayfa 45'e kadar kısma çok iyi çalış. Aynı zamanda iyi bir not almak istiyorsan Taktürk Dil Edebiyatı'ndan da sana sayfalar vermek istiyorum Tonguç'cum. Sayfa 13'ten buradaki örnek sorulara mutlaka bak. 13'ten sayfaları söylüyorum. Edebiyata giriş bölümleri buralara iyi çalışmalısın ve ardından gelen buradaki yazılı örneğine bak. Biz yazılı örneğinde bunu verdik çünkü %100 sorulacak bak. Ben oraya %100 yazdım. Yine %100 diyorum. Hocam sormazlarsa ya sormazlar diye bir şey yok. Hep sormuşlar şimdiye kadar bütün hocalar. Böyle bir soru gelecek. Bunu mutlaka çöz. Bunların tarihteki çözümleri... bütün Çinli hocalar bile sormuş hocam. Çinli hocalar bile sanatsal metin öğretim metin farkını soruyorlar. Biz de Çinli olmadığımız için sorabiliriz. Buradaki iletişim öğeleri direkt yazılı örneğine bakmamız lazım. Ve hikaye özellikleriyle alakalı kısma da çalışıp yine buradaki Tonguç'um soruları çözüp buradaki yazılı sorularına mutlaka bak. Burada bak özel isim, cins isim, tekil isim, noktalama işaretleri tüm gelebilecek soru tarzlarına baktık. Biz bu örnek yazılı provamıza yazım ve noktalama örneği vermedik. Ama sen mutlaka yazım noktalama ile alakalı soru geleceğini bilerek çalışmalısın. Ödevlerini yap. Aynı zamanda bir isteğim daha var senden. Ödüllü sorumuza yap. Yorumları yok. Hadi bakalım Tonguç'um.